Yani biraz bu 4-6-0'a da dönmek istiyorum. Evet. 4-6-0'da evet. e, bu kadar baskıyı kurmuşken bizim orada bir e, klasik 9 numaramız olsaydı iş daha farklı olur muydu yoksa sen Montella e, gibi mi düşünüyorsun? Çünkü o da şey dedi maçın ardından. E, benim için 9 numaranın gol atması önemli değil. Bugün de İrfan attı dedi. Yani orta sahabım da benim gol atabilir. Benim futbol anlayışımda sadece 9 numaralar gol atar diye bir şey yok dedi. Sen hangi İzledim. taraftasın ya da ikisinin ortasında mısın? Valla benim ne tarafta olduğum çok da önemli değil ama şu tartışmalardan bir kurtulsak tarafındayım. Onu söyleyeyim. Çünkü bir hoca seçiyorsunuz ve bu hoca bu sistemle oynadığını daha önce Türkiye'de çalışırken evet. de göstermiş bir hoca. Şimdi hoca böyle oynuyorken bunu e, karar, taktiği olarak, karar formasyonu olarak belirlemişken hala başka kavgaları veriyor olmak işte bizi üçüncü dünya ülkesi yapıyor futbolda. Bana kalırsa. Ben böyle düşünüyorum. Şimdi 4-6-0. Önce genelden gidelim sonra bu maç özelinde gideriz. Abi 4-6-0. Dünyada bir Vincenzo Montella buluşumudur. Hayır. Avrupa Futbol Şampiyonası'nı İspanya 4-6-0'la 2012'de kazanmış mıdır? Evet. Fabregas'ı sahte dokuz göstererek bütün Avrupa futbol kamuoyunu övgüsünü almış mıdır İspanya hocası? Evet. Türkiye'ye tandemi getiren, Türkiye'ye ön liberolu sistemi getiren Carlos Alberto Parera 4-6-0'ın kitabını yazmış mıdır? Evet. Konferanslarda bunu anlatmış mıdır? Evet. Peki bütün bunlar varken bunu örneği çeşitlendirin de çok uzatmayayım. Bir yani Vincenzo Montella özellikle İtalya'da öğrendiği belki de, belki de Spalletti'den öğrendiği 4-6-0'ı uyguluyor diye nedir bu yangın? Alex Ferguson 4-6-0'ı Spalletti'den görüp Manchester United'a uygularken krallık kral ilan ediliyor da Vincenzo Montella'nın 4-6-0'ına kafadan bu mu muhalefet niye? Bu işi teorik kısmı. Bugünkü bütün köşe yazarlarında e, yani köşe yazısının başlığı buydu. Yani 4-6-0'a vurgu ve Klasik bir 9 numara neden yok? Burada bu kadar keskin olmaktan ziyade hocayı anlamak, anlamaya çalışmak ve birebir diyalogla belki hocanın da bunu anlatması. Ben 4-6-0 seçiyorum çünkü demesi doğru seçenek gibi geliyor bana. Şimdi milli takım 11'ine baktığımız zaman milli takım 11'i de alabiliriz. Eğer hatta alırsak benim de yorumum da daha kolaylaşır. Şimdi... 4-6 sıfırlarla, formasyonlarla kavga ediyoruz ama sen olsan ne yapardın ya soru biraz da o ya sesli düşünüyor. O yorumcular da sesli düşünüyorlar elbette o eleştirileri getirirken her kimlerse. Onlar da böyle olsa daha iyi değil mi diyorlar. İzliyorlar maçı bir maç izledik dün. Santoforlu oyun yani bir merkez Santofor ister miydi? Ya düne bakıyorsun isterdi diyorsun. Ben de mesela Avrupa Şampiyonası'nda Avusturya maçına keşke bir merkez Santoforla yani başlasa Yani o kilidi açabilecek bir isim orada aradı gözler. Evet Arayabilir yani anlık oraya o yüzden dedim tümden aşağı doğru gelecektim. 1-4-6-0 ve hocanın bu konudaki e, inadı diyelim bizim medyaya göre. Bir bunu anlamaya çalışalım sonra bu maçta gerekir miydi ya da bazen gerekiyor mu ayrıca konuşalım. Şimdi bu yani Vincenzo Montella'nın elinde çok kıymetli bir kadro var ve dönüştürülebilir bir kadro var. Kerem orada Arda orada Yunus orada Barış orada sonradan oyuna giren İrfan orada. İyi, i̇yi günlerini gösterirse inşallah Yusuf Yazıcı'lar, Cengiz Jünder'ler orada. Hoca burada bu oyuncu grubundan maksimum fayda alabilmek için özelliklerini de bir torbaya doldurur gibi doldurup 4-6-0'la en uç hattın değiştirildiği, dönüştürüldüğü bir sistemin işe yarayacağını düşünmüş olabilir. Özellikle şampiyona senaryolarında hoca bunu yapmaya mecburdu. Çünkü biz futbol kamuoyu olarak şampiyona öncesinde de şu tartışmayı hocanın kucağına bıraktık. Arda Güler oynayacak değil mi hocam? Tamam, Semih'i de oynatacaksın. Tamam. Barış Alper bak altın sezonunu geçirdi. Aman ha. Dedik. E, şimdi hoca da baktı. Onu oynatacaksın. Bunu oynatacaksın. Bunu da istiyorlar. E, ne yapacağım? Bir benim, çözüm bulmam lazım yani. Benim ona bir çözüm yaratmam e, gerekiyor. Yani tepkileri de minimalize etmek için. E, en doğru. ya Hoca tabii sadece tepki düşünerek yaptı demiyorum da. Oradan dalmak lazım hikaye diye. Yani Arda'nın saha içindeki varlığını arttırması gerekiyor. Arda'nın bir tempo problemi var o günlerde. Arkayı ona göre ayarlaması gerekiyor. Ve e, aynı zamanda da bu turnuvada az gol yemesi lazım. 4-6-0 az gol yeme taktiği. Yani konuşuyoruz. Daha önce de söylemiştim. Del Bosque'nin meşhur lafıdır. 10 kere gidip hiç gol atamayacağım. 2 kere gelecekler gol yiyeceğim. Hayır hayır. Bir kere gideyim. Bir gol atayım. Ya da en kötü uzar. Penaltılarda iş benim olur diyor. Avrupa Şampiyonası'da Del Bosque. 4-6-0 için konuşuyor bunu. Belki de hocanın o günkü stratejisi oydu. Dolayısıyla... Ben 4-6-0, 4-6-0 kavgasını bırakalım. Şimdi özele dönelim. Dün merkeze bir oyuncu gerekir mi idi? E gerekirdi. Niye gerekirdi biliyor musun? Biz evet çok istekliydik, çok e, arzuluyduk. E, iste, yani şeyi gördük. Ya, evet ne güzel bir takım be. O Türkiye Hadi oğlum. Direkten döndü, dışarı gitti. Aslakla avuta gitti. Arda Güler'in şutu var. O vardı. Ama ne eksikti abi? Orada bir organizasyon sıkıntısı. Orada bir yani 29 şutu iyi veri olarak da alabilirsiniz, kötü veri olarak da alabilirsiniz. Bir takım niye evet, 29 tane ol, yani 29 şut tane şut varken golün geldiği dakikaya kadar 20 şut varken orada aslında rakibin kilidini açabilecek bir maç özelinde bir 9 numara, bir e, klasik santrofor olabilir miydi sorusunu izlerken düşündürüyor. Evet, şunu da düşündürüyor şimdi. 20... senin söylediğine katılıyorum oradan. Yani arada. Şimdi yani. 20 itiraz şu... etmek istiyorum. Yok, estağfurullah itiraz olsun. Yok. Beraber fikir teatisiyle çıkalım. Ben de yani, sesli düşünüyorum zaten. E, katılıyorum ama sadece şurada şuna katılmıyorum. Bana göre formasyonlar maçtan maça değişebilir. Evet. Yani 4-6-0 benim e, forvetsiz taktiğim her maçta oynayacağım diye bir anlayışa ben karşıyım. Ama bu maçta eğer Oyun senden bir forvet istiyorsa yani bir klasik 9 istiyorsa atabilirsin içeriye. Deniz ona bakarsan ben bu 11 ile çıkmam. Ee, bu maça. Niye bu 11 ile çıkmam? Yani rakibin oyun artık eminiz ki kapanacak bir, seni çok güçlü bir yere koyan kendini daha aşağı çekmiş bir takım ölümüne kapanacak bir takımda alan isteyen oyuncularla oynuyorsun. Alan ve sprint isteyen oyuncularla oynuyorsun. Kerem onlardan biri, Yunus onlardan biri, hatta belki Arda onlardan biri. Şimdi bu kadar çok alan isteyen oyuncuyla Barış Alper'i unutmayalım. Oynamak yerine daha sete yerleşebileceğim, daha kısa alanlarda daha becerikli, ayağı daha çabuk insan e, futbolcu seçmek daha makul geliyor bana. O yüzden mesela bu kadro şu 4-2-3-1 diye hadi öyle dizilmiş ama öyle diyelim. Şu kadro özelinde biraz daha bir sonraki maçımız bir deplasman müsabakası gibi bir kadro yerine daha sete yerleşen daha farklı tipte oyuncular seçilseydi belki senin sorun da bu sefer lüzumsuz kalabilirdi. Gol erken gelirdi. Daha üretken bir takım olurdu. O yüzden diyorum şimdi istatistik olarak 29 şut diyorsun. Bu güzel bir veri olarak duruyor. Abi Ama ben her bir şutun ayrı ayrı değerlendirilmesi gerektiği düşünüyorum. Hani çünkü 29 şut aynı zamanda bir başıboşluğun bir böyle plansız programsızlığında şey, işareti efektif mi? Efektif şutlar değil sonuçta. Ha. Efektif mi ya da karar mekanizmasında o en doğru seçenek şut muydu orada? Biz niye bu kadar şut attık? Daha farklı çözümler niçin üretemedik de önemli noktalardan biri ki dün bence milli takımımızın eksik noktalarından biri doydu. Çözüm noktasında daha gerçekçi çözümler üretebilirdi. Bence Vincenzo Montella da öyle düşündüğü için oyuncu değişiklikleriyle müdahale etti. Enteresan ee, bir süre önce Montella'yı ya hoca 70'i görmeden de oyuncu değiştirmiyoruz diye eleştirirken ikinci aranın başına nihayet değişiklikle başladı onu da o, söyleyelim. O değişiklikler özellikle işte Kenan, Bertu, İrfan değişikliği e, oyunun seyrini de değiştirdi. Evet. Katılır mısın? E, kat, katılsam ne olur katılmaz mı? Gol öyle geldi. <laughs> Atan ama Evet. İrfan da e, yani, aynı şekilde. E, gerçi yok o. Kenan ortalamadı mı? şey Yani gol Kenan'ın evet. pası ve İrfan'ın şutuyla geldi şeyle. Ee, ne yapar? 62-69. Kenan direkten dönen şutu vardı. Orada da işte evet. gol evet. geldi. Evet, gol geldi. İşte Kenan soldan getirdi, vurdu, direğe çarptı. Şey, yani değişikliklerden... İrfan tamamladı. Dakikaya bakmaya çalışıyordum Hı. da dikkatim de 69, tamam. Yani değişiklikler elbette. El mi? Ee, fayda sağladı. Onu konuşmaya gerek yok. Ve bu sefer Vincenzo Montella 46. dakikada nihayet oyuncu değiştirdi. Onu da kıymetli buluyorum. Ee, gerçi şimdi çıkan haberden sonra bu. Biraz da mecburen mi Barış Alper Yılmaz sakatlığı e, bilgisi verdin ya evet. ondan kaynaklı olabilir ama değişiklikler nihayetinde işe yaradı. Evet merkez santofur ister mi bu tip maçlarda ister. Sete yerleştiğinde e, daha fazla kısa ya da orta diye tabir ettiğimiz daha uzun metrajlı top kullanımında işe yarar. İndirmede alan açmada sırtı dönük oynamada işe yarar tercih edilebilir. Ona hiçbir itirazım yok ancak genel olarak önce bir o tabloyu o yüzden çizdim önce bir Montella'yı anlayalım. Sonra bu maç maç beraberce istifamlı düşünelim. Forvet istemez miydi, o oyuncu yerine bu oyuncu oynamaz mıydı diye. Onu da ayrıca konuşalım yani, elbette. 1-0'ın yanı sıra yani farklı bir galibiyet gelseydi bugün 4 6 0ı konuşmuyorduk zaten. Yani büyük ihtimalle o hep konuştuğumuz değil spor değil skor e, basını evet. kısmında e, skora odaklı yorum e, Şimdi, kısmı var. Evet. 4-6-0 onlar aslında bugün konuşuluyor tekrardan. Yani bizim neden klasik bir 9 numaramız yok? Ee, ve bu bu maçta değil, öncekinde de, ondan öncekinde de sürekli konuşulduğu için e, mesela İzlanda maçında şu anda yani Semih ya da işte Bertu, Bertu'nun evet. ben kariyer yolculuğunu da çok değerli buluyorum. Mesela Bertu hamlesi gelebilir mi, gelmeli mi? Ee, şimdi 4-6-0'dan... Semih var bir de. Evet, Semih. E, klasik Santrofor'a dönse bu sefer eleştirileri e, dikkate aldı diyecekler. Ya hoca için de çok zor. Ya hoca çok umursadığını düşünmüyorum ama yine onun için de zor olduğunu ne bileyim biraz e, tahmin edebiliyorum yani, çünkü her e, basit toplantısından sonra bu soru soruluyor. Dün de şöyle söyledi hoca. Ya ben bu soruyu özledim e, bir senedir bu, bunu konuşuyoruz ya. dedi. Yani ben 4 6 0ın oyun içerisinde ani çözümlerde ve bazen senin de ifade ettiğin gibi bazı rakiplere karşı çözüm olabileceğini anlıyorum. Ama Montella'nın getirdiği bu yeni formasyonun milli takıma zarar değil, fayda getirdiğine inananlardan. Ee, bunu da hem sonuçlardan hem takım uyumundan görüyoruz. Bakın milli takımımız belki de uzun süre sonra bizi de nefeslendiriyor. Bir, kriz var mı milli takımda? Yok. Çok şükür. Milli takımda kavga eden, gürültü çıkaran, ee, işte Fenerli ile Galatasaray'ın birbirine böyle uzaktan mesafeli durduğu bir tablo var mı? Gruplaşma yok. 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 Hocanın gelişiyle beraber, Vincenzo Montella tercihiyle beraber... Milli takımdan bize aksedilen bir olumsuz hissiyat, duygu, tablo, fotoğraf, resim var mı? O da yok. Yok. Kamu oyuyeliyle biz yaratıyoruz. Arda Ma Güler üzerinden. Maçına yaratıyor. giden, maçını izleyen, izleyen, oyuncuları takip eden, gayet beyefendi bir teknik direktör var. Bir sıkıntı var mı? Yok. Skor geliyor mu? E geliyor. Yani işte 7 puanla bir liderlik var. Avrupa şampiyonasında da hiç fena sayılmayacak. Ahlar vahlar arasında belki de veda ettiğimiz yarı final eşiğinden bir turnuva var. Bence e, biraz anlamayla, bakın sormayalım demiyoruz, işimiz bu, soracağız. Ama anlama yoluyla hareket ederek, belki burada milli takım iletişimcilerine de iş düşüyor. Hoca biraz da sahanın içini ve organizasyonu anlattığı bir özel görüşme olur, bir basın toplantısı olur, bir kuruluşa özel röportaj olur. E, o tip sorulara muhatap olacağı bir röportaj olur. Biraz futbol konuşacağı futbol bir, konuşacağı bir, röportaj, bir röportaj, röportaj olur. Anlatırsa... Çünkü şimdi, röportajlarda futbolun dışında her şey konuşulduğu hı. için biraz futbol konuşulduğu 4-6-0'ı çekerken Özellikle. ben doğal olarak işte tarihten örneklerle hocaya anlam, anladığımı insanlara anlatmaya çalışıyorum. Ama hoca bunu saha içinde e, yap, verilerle çok daha iyi felsefesini, planını, programını anlatabilir. Ben bir anormallik görmüyorum. Bazen ben de bir futbol sever olarak diyorum ki hoca bir forvet al şu takıma diyorum. Ben bunu Guardiola'ya da söyledim. Herkese söyleriz. Yani, maç maç Real Madridle oynuyor aslında. City. Aa, bir 9 numara almazsa öyle olur. O Gabriel Jesus alsana şu oyuna. Guardiola'ya da diyorsun bazen. Bunun bununla ilgili bir sıkıntı yok ben dedim. Haaland'ın gelişinde de ne oldu diye kendi kendime. Alın aslında Haaland'ı dedim. Söylediğini ek şunu söylemek istiyorum ilave. Bugün gazeteleri açtığımda biraz daha bu işin keyfinin sürülmesinden yanaydım. Ya yani senin söylediğin gibi bir sıkıntı yok, bir gruplaşma yok, her şey yolunda. Kavga yok, gürültü yok, kaos yok, kriz yok. Ee, hocasına bakıyorsun, işte ona laf atmıyor, buna laf atmıyor. Sadece işine odaklı, ee, gayet beyefendi bir adam var. Ee, ama günün sonunda kazandığı maçın ardından bile e, biraz keyfini sürme kısmında eksikliğimizin olduğunu düşünüyorum. Evet, o, o biraz keyif eğlenmeyi bilmiyor, evet, canım, biraz eğlenmeyi bilegidiyor. Evet, kesinlikle. Yani yani yine eylem... 4 6 0 konuşalım. Yine e, şeylerimizi yapalım, eleştirilerimizi ama. Bazen o eleştiriler öyle seviyeleri geliyor ki. Yani artık Montella ile ilgili iyi bir şey söylediğinde sanki onun avukatı gibi oluyorsun. Ya evet eğlenmeyi evet. E, bilmediğimiz kesin. Yani ket adını çok çıkaramıyor. Ben dün milli takımı izlerken eğlendim. Evet. Etrafımda Keyif da, aldım. Tabii ki bu bir ölçüt değil de bir kafede izliyorum sonuçta. Etrafındaki insanları da keyifli gördüm. Daha erken golü herkes her futbol sever bekledi. Biz de bekledik tabii. Eksikler var mı? Var. Konuşuyoruz. Konuşuruz da. Ee, ama neticede bu milli takımı izlerken bir ümidim var.